Değerlerimiz programıyla karşınızdayız sayın seyirciler. Her hafta olduğu gibi yine Hamza Ömer Turan Beyefendi ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bu hafta aslında mevzumuz ekonomiydi. Ekonomi üzerine konuşacaktık ama malumunuz programımız içerisinde işte özel günler, kuruluş yıl dönümleri vesaire de olduğu zaman bunlara da tabii ki işleme ihtiyacı hissediyoruz. Bu haftada dün yani geçtiğimiz pazar günü 25 Eylül işte pek çok programda Profesör Doktor Haydar Başbey'den bahsettik. Onun ekonomiye dair fikirlerinden, çeşitli alanlardaki görüşlerinden bahsetmeye, bu görüşleri dile getirmeye çalışıyoruz. İşte bu hafta da dün yani 25 Eylül bağımsız kendisini kurmuş olduğu Profesör Doktor Haydar Başbey'in kurmuş olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin yıl dönümü olması münasebetiyle hem bu konuya biraz değinelim hem de Bağımsız Türkiye Partisi'nin ekonomi görüşlerinden bahsedelim. Mevzumuz ekonomi olsun istedik. Malumunuz Profesör Doktor Haydar Başbey ta 80'li yıllardan itibaren bir fikir hareketi başlatıyor. İşte ekonomi alanında, dini, siyasi alanda pek çok görüşleri olan bir insan. Bu görüşlerini de işte 2000'li yılların başına geldiği zaman bir siyasi parti çatısı altında birleştirerek insanların karşısına çıkıyor adeta. O siyasilerin er meydanına çıkıyor ve bir tane ideali var tabii ki Profesör Doktor Haydar Başbey'in. O da bağımsız bir Türkiye devleti oluşturmak. Ve amacı da aslında bu vatana, bu millete, bu devlete hizmet etmek tabii ki. Bu amaçla birlikte bir parti kuruluyor. Siz de bu partinin kuruluş aşamasında olan insanlardan bir tanesiniz aslında. Bu parti nasıl kuruldu, nasıl meydana getirildi, esasen neden de kuruldu? Bunu da birazcık irdeleyelim, konuşalım istiyorum. Sözü fazla uzatmadan bu noktada size vermek istiyorum. Neler söylemek istersiniz bu konuyla alakalı? Evet, sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi işte sizin de dediğiniz gibi 25 Eylül Bağımsız Türkiye Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Tam 21 yıl önce Bağımsız Türkiye Partisi Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın kadrom dediği insanlar tarafından onun da tensibiyle bütün Türkiye'de teşkilatlanarak kuruldu. Ve tabii bu kuruluş aşamasından önce de çok ciddi çalışmalar yapıldı. Hatta büyük mitingler yapıldı. İşte değişik illerde, birçok ilde, büyük ilçelerde esnafla, halkla, değişik sivil toplum örgütlerinin de içinde bulunduğu şekilde böyle büyük büyük yemekli toplantılar, efendimizin sohbetler oluşturuldu. Ve bütün bu çalışmalar, yıllardan beri süren bu çalışmalar neticesinde gelinen bu noktada insanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamıza, hocam bu görüşlerinizin siyasi arenada da temsil edilmesi lazım diye kendilerine talepte bulundular. Ve işte dediğim gibi belli bir süre sonucunda da ülkenin geleceği için, milletimizin geleceği için, nesillerimizin geleceği için Bağımsız Türkiye Partisi'nin savunmuş olduğu, bugünkü savunmuş olduğu fikirlerin siyasi arenada da olması gerektiği düşüncesiyle Bağımsız Türkiye Partisi kuruldu ve işte 21. yılda ve gerçekten Türk siyasetinde çok değişik bir soluk, çok değişik bir nefes, çok değişik bir ufuk açılmasına sebep oldu. Neden? Şundan dolayı yaklaşık bir 150-200 seneden beri dünyayı kasıp kavuran ve sömüren kapitalist ekonomik sistem mantığı gereğince emperyalist ülkeler bütün dünyanın kaynaklarını nasıl sömürürüz? Gerek insan kaynaklarını, gerek yeraltı zenginliklerini nasıl sömürürüz? İnsanları nasıl köleleştiririz ve onlardan istifade ederiz mantığıyla hareketten dolayı ekonomik görüşler ortaya koydular. Ve işte bugün modern dünyada kullandığımız birçok argümanların, efendim birçok söylemlerin esasında içini irdelediğimiz zaman insanların söz kalıp olarak hani böyle çok işte insanlar insanlığa ve insanların yararına gibi görülse dahi ama arkadaki amacına baktığımız zaman insanların tamamen sömürülmesine yönelik olduğunu görüyoruz. Ve böylece kapitalizm
bütün dünyayı saran modern bir kölelik sistemini dünya devletlerine kabul ettirmiş oldu. Ve bunu da tabii başını çeken işte Amerika ve işte onun etrafındaki müttefiki olan Batı dünyası. Çünkü neden? Parayı kontrol eden bu güçler. Yani bu güçler parayı kontrol ediyorlar ve bu paraya bir mana yüklemişler. Yükledikleri mana da şu, para esasında bir mal gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu paraya ulaşabilmek istiyorsan bunun bir değeri var. O değeri insanlar vermesi gerekiyor, ülkeler vermesi gerekiyor. Ve o değeri verebilmek için de ya emeğini ortaya koyacak veya işte yeraltı, yerüstü zenginliklerini peşkeş çekecekler. Tabii peşkeş çekecekler derken öyle hükümetler, öyle kanunlar çıkarıyorlar ki bakıyorsun işte Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde veya işte hani globalleşen dünyada tek dünya düzenine gidiş sırasında çıkarılan kanunlara bakıyorsun. Bu kanunların hepsi esasında insanların, ülkelerin kendi zenginliklerini, maddi manevi, yeraltı, yerüstü zenginliklerini, insan zenginliklerini kullanabilme imkanını elinden alıyor. Nasıl alıyor? İşte bizleri, mesela biz tarım ülkesiydik. Daha doğrusu tarımı güçlü bir ülkeydik. Kendi kendine yeten 7 ülkeden bir tanesiydik. Fakat bugün hemen hemen bütün tarım ürünlerini dışarıdan döviz vasıtasıyla alan bir ülke haline geldik. Peki bizim tarlalarımız, işte bağımız, bahçemiz, köylerimiz ve insanımız mı kayboldu, elimizden mi alındı? Yok, hepsi mevcut elimizde. Fakat öyle bir politikalar uygulandı ki bu politikalar sayesinde köylerimiz boşaldı. Tarım alanlarımız işlenemez hale geldi. Maliyetler çok çok arttı. Bizim kendimize ait efendim üretim kaynaklarımız terk edilerek dışarıdan alınan üretim kaynaklarıyla beraber işler yürütülmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu mantıkla baktığımızda insanımız çalıştığı halde bu çalıştığının karşılığını para olarak elde edemez bir hale geldi. Dolayısıyla hani başta dediğimiz gibi paraya ulaşmak büyük maliyetlere sebep oldu insanlar açısından. Devletler açısından ve insanlar açısından. İşte böyle bir cendere içerisinde hani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de işte dediği gibi silahla kazanılan bağımsızlığın korunması için, savaşla kazanılan bağımsızlığın korunması için tam bağımsız olabilmek için ekonomik bağımsızlığı muhakkak elde etmemiz gerekmektedir. Bunun da yolu kendi kendine yeter bir hale gelmek lazım. Sadece yani tarım sahasında, işte efendime söyleyeyim ticaret sahasında veya sanayi sahasında değil. Şimdi dünyanın geldiği nokta mesela küçücük bir alet, bakıyorsun şöyle bir efendim bir cihaz, yani hacim olarak hiçbir manası yok. Fakat beri tarafta bakıyorsun ki para olarak çok çok büyük değeri var. Dolayısıyla teknolojinin geliştirilmesi lazım. Teknolojik gelişmeyi de elde etmemiz lazım. Ama bize yıllardan beri yapılan bizim gibi ülkelere karşı uygulanan politikalardan dolayı maalesef biz bu teknolojik gelişmeyi elde edemeyen ülkelerden bir tanesi haline geldik. İşte tam bu ortamda, bu çıkmazlar içerisindeki yani bu mesela 2000'li yılların öncesinde işte 90'lı yıllarda hani bu prestoryaka yeni dünya düzeni falan ki bunların aslında daha evveliyatına dayanıyor dünyada hani o global dünya. Globalizm ne demek? Yani aslında belki şu anda ülkelerin sınırları mevcut ama uygulanan modellerle efendim söyleyeyim ve çıkarılan kanunlarla beraber biz belli bir düzenin mesela serbest piyasa deniyor. Serbest piyasa. Hani doğru bakıyorsun serbest piyasa. Ne kadar tabii herkes istediği fiyata istediği şeyi yapsın. Ama büyük global güçler efendim söyleyeyim işte eskiden mesela bakkal amcalarımız vardı bizim. Değil mi? Hatta bazen bakıyorsun işte böyle şeyler yapıyorlar. İşte bakkalımıza sahip çıkalım falan. Ya bakkalımıza yani ben sahip çıksam ne olacak? Sen öyle kanunlar yani yöneten hükümetler öyle kanunlar çıkarıyorlar ki benim bakkalıma sahip çıkmamın bir manası kalmıyor.
Yani o efendim şu AVM'lerin, o büyük efendim işte hani marketler zincirlerini falan şehir içerisine her mahalleye, her sokağa bakkal amcanın yanına yerleşmesine sen çıkardığın kanunlarla müsaade ettikten sonra ben bakkal amcamı sevsem ne olacak ve ona sahip çıksam ne olacak? Adamlar mesela on binlerce şubesi var. Bir mal aldı mıydı kamyonlarla, tırlarla, tarlalarla veya bir bölgeyi efendim diye Doğu Anadolu'nun bir kısmını kapatarak adam alıyor oradaki malı. Bundan hangi bakkal mücadele edebilsin? Dolayısıyla burada hani bunu koruyacak yasaların ve bir fikrin olması lazım. Bugün Türkiye'de bakıyoruz mesela, o dönemde bakıyorsun işte, bütün bunlar içerisinde bir çıkış noktası gerekiyordu Türkiye'ye, milletimize. İşte bu manada Profesör Doktor Haydarbaş hocamız ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modeliyle beraber, milli ekonomi modelinin savunulduğu ve sosyal devlet, milli devlet anlayışının ortaya konduğu bir oluşum olarak Bağımsız Türkiye Partisi kuruldu. Ve gerçekten Türk siyasetine çok büyük, ciddi bir soluk getirmiş oldu bu partinin hareketi. Yani o dönem aslında işte parti yeni kurulmuş, 11 Eylül saldırısından 14 gün önce kuruluyor. İşte 2001 ekonomik krizi var vesaire derken zaten ülkemiz çok ciddi bir ekonomik çıkmaz içerisinde. Bu dönemde işte Profesör Doktor Haydarbaş Bey çıkıp çok orijinal, daha insanların duymadığı, Türk siyasetinde veya dünya belki siyasetinde görülmemiş şeylerden bahsediyor. Mesela bunlardan bir tanesi Haydarbaş Bey ta o geçmiş Türk geleneğinden gelen, hani bu Şeyh Edebali diyor ya, insan yaşat ki devlet yaşasın. Bu gelenekten, daha bu anlayıştan beslenerek bir anlayış ortaya koyuyor. Nedir bu? Mesela vatandaşına diyor devlet baba gibi bakacak, destek verecek. Ha, vatandaşlık maaşını işte ortaya koyuyor. Veya ne bileyim ev hanımı maaşını, belki o dönemde isimleri farklı olabilir ama bu ekonomik anlayışı ortaya koymaya çalışıyor ve tabii ki işte 2002'den sonra 2005 yılında da bu ekonomi anlayışını, modelini bir isim koyuyor, işte milli ekonomi modeli haline getiriyor. Ekonomik görüşlerini bir araya getiriyor ve bunlardan mesela işte ev hanımı maaşı çıkıyor, vatandaşlık maaşı, asgari ücretin emeği karşılayabilecek düzeye getirilmesi, ondan sonra proje mukabili faizsiz krediler verilmesi, ki bu o dönemde çok orijinal bir şey. Çünkü işte az önce bahsettiğiniz, girizgah yaptığınız kapitalist sistem veya neoliberalist sistemde her şey faiz. Yani insanlar paradan para kazanarak bir sistem oluşturmuşlar. Bu Türkiye'de de böyle. İşte Amerika'da da, Avrupa'da da vesaire. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde de. Çünkü dayatılan bir sistem var. Bunu uygulayacaksınız deniyor. İşte Amerika'nın tek kutuplu bir dünya düzeninde olduğu dönem. Ve Haydarbaş Bey çıkıp böyle hiç duyulmamış ve aslında adaleti tesis edecek, insanlara, bu vatana, bu millete hizmet edecek çok orijinal fikirleri var. Bunları ortaya koyuyor. Birazcık da işte ben bu girizgahtan sonra Haydarbaş Bey'in ekonomik anlayışı nedir? Milli ekonomi modeli insanlara neyi vaat ediyor? Veya işte pek çok ülkede bu milli ekonomi modeli uygulanan bir sistem haline geldi artık. Hatta Hüseyin Baş Bey'in tabiriyle bu bir tez olmaktan çıkıp bir kanun haline geldi. Neyi vaat ediyor, neyi gerçekleştirmeyi hedefliyor ve aslında dünyada da uygulandığı ülkelerde neyi gerçekleştirmiş? Biraz da dilerseniz bunlardan bahsedelim. Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modeli, insan gibi yaşamayı nasıl başaracağımızın formüllerini içeriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, bu devletin bir ferdi olarak, güneydoğusunda, doğusunda, batısında, Ege'sinde, efendime söyleyeyim işte Marmara'sında, Karadeniz'inde, Akdeniz'inde, Orta Anadolu'da, nerede olursa olsun, hangi şehirde olursa olsun, bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ferdi olarak hangi diyelim iş sektöründe olursan ol, şerefinle yaşayacağın bir hayat standardını nasıl elde edeceğinin formüllerini içeriyor. Ve bunu formülleri içeriyor derken bir ütopyadan bahsetmiyoruz biz. Bu Profesör Doktor Haydarbaş hocamızın ortaya koymuş olduğu milli ekonomi modeli 2000'li yıllardan itibaren ve özellikle 2004-2006'dan itibaren bütün dünyada yapılan uluslararası onun üzerinde kongre, uluslararası milli ekonomi modeli kongreleri ve yüzlerce profesörün hem yurt dışından hem yurt içinden katılmasıyla beraber dünyaya mal olmuş ve bugün Rusya'da, Çin'de, BRICS ülkelerinde ve yaklaşık 100'ün üzerinde ülkede
ve dünya nüfusunun hemen hemen bu ülkelerin toplamı dünya nüfusunun hemen hemen yarısını kapsayacak şekilde bir çerçevede bu ekonomik görüşler ne yapıyor? Uygulanıyor. Bugün mesela çok bariz bir örneğini vereyim sana. İşte Rusya bu 2000'li yıllarda ve ondan önceki dönemde 90'lı yılların sonlarında tam bir çöküş yaşadı ve neredeyse hemen hemen her şeyini kaybeden bir ülke haline geldi. Ve ama tam da bu esnada işte bu Milli Ekonomi Model Kongrelerinde bu kongreleri izleyen bilim adamları, Rus bilim adamları bunun bir kendi ülkeleri için bir çıkış olduğunu anladılar, gördüler ve gelip Profesör Doktor Haydar Baş hocamızla oturdular, konuştular ve bunu ülkelerinde uygulamak için bir çalışma içerisine girdiler. Kendi devlet adamlarına bu konuyu getirdiler ve nitekim Profesör Doktor Haydar Baş hocanın görüşleri 2006'dan itibaren kısmi bir şekilde uygulanmaya başladı ve Rusya'da Devlet Duması'nda davet edilerek de orada bu görüşlerini kendisi de dile getirdi. Dolayısıyla bugün dünyada uygulanıyor, Çin'de uygulanıyor, Avrupa'da birçok ülkede uygulanıyor. Efendimizim, hatta bizim siyasilerimiz dahi ilk başta böyle burun bükerken Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bu görüşlerinin kıyısından köşesinden alıp her seçim zamanı bunu kullanmaya çalıştılar. Bilhassa asgari ücret meselesi çok gündem olmuş. Tabii çok gündem oldu. Mesela hani ilk önce işte Profesör Doktor Haydar Baş hocamız mesela asgari ücretin 5000 lira olduğunu dediği zamanlarda işte Türkiye'de yaklaşık işte 1500 hatta 1200 lira civarındaydı. Evet. Asgari ücret belki daha da düşüktü. İşte ondan sonra işte orada o yıllarda işte bir tanesi 1500 lira olsun dedi. Bir tanesi efendim 1800 lira olsun dedi. Bir tane 2000 lira olabilir gibi yani siyasi partiler bunu söyledi. Hatta çok iyi hatırlıyorum. Şu anda internette bile bunlar araştırsanız görürsünüz. Evet. O dönemin işte AK Parti milletvekili işte CHP'li milletvekiliyle bir televizyon programında konuşurken dedi ki işte bu ekonomik görüşlerden hani bu asgari ücretin arttırılması ile ilgili dedi ki ya bu görüşün esası dedi, esas sahibi dedi Sayın Profesör Doktor Haydar Başçadır dedi. Yani bunu da burada söylemek lazım. O hatta 5000 lira diyor, siz buna bile yaklaşamıyorsunuz falan gibi itiraf etmek zorunda kaldı. Ya buradaki esas şu, bakın bugün mesela Bağım Türkiye Partisi'nin ebedi genel başkanı Profesör Doktor Haydar Başçamızın ortaya koymuş olduğu bu milli ekonomi model ve onun yansıması olan sosyal devlet anlayışı esasında bizim anayasamızda mevcut olan vatandaşlık kavramının karşılığı, vatandaşın elde etmesi gereken ve olması gereken haklarının karşılığı olan uygulamalar zinciridir. Yani bugün mesela eğitim bir vatandaş için olmazsa olmaz bir şarttır. Sağlık hizmetleri olmazsa olmaz bir şarttır. Ondan sonra hayatını şerefiyle idame ettireceği bir gelir düzeyine ulaşması sosyal devlet anlayışı içerisinde bir vatandaşın olmazsa olmaz şartlarıdır. Bir devlet bunu temin edebiliyorsa ve o devletin içerisindeki hükümetler geldikleri sırada bunu parti programlarına koyuyorsa onun bir kıymeti vardır. Ama maalesef bugün bakıyoruz ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten işte mevcut kadrolar yani işte AK Parti, efendime söyleyeyim işte veya işte hani onun orta olan MHP veya muhalifteki olan partilere bakıyor işte CHP'ydi, İYİ Parti'ydi, efendime söyleyeyim işte HADEP'ti falan. Bütün bunlara yani mecliste grubu olan partiler veya grubu olmayan fakat milletvekili olan partiler veya mecliste olmayan partilerin hepsine bakıyoruz. Savundukları şeylere bakıyoruz. Ortaya koymuş oldukları şeylere bakıyoruz. Çözüm önerisi olarak karşı ellerin altındaki şeyin kapitalist ekonomik sistemin gerekleri ve çıkış yolları olduğunu görüyoruz. Ya zaten bunda bir çıkış yolu yok ki. İşte onun için Profesör Doktor Haydar Baş hocamız ne diyor? Diyor ki o milli ekonomi modelinde vatandaşlık maaşı, ev hanım maaşı, efendimizim asgari ücretin o dönem tabii 5000 lira, 10000 lira. Belki bugün hatta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in en son yaptığı konuşmada belki 20000 lira olması lazım. Çünkü yapılan araştırmalarda bütün şeyler gösteriyor ki bir ailenin asgari geçimi için fakirlik sınırı
23 bin lira seviyesinde bugün. Yoksulluk sınırından. Pardon, yoksulluk sınırı 23 bin lira seviyesinde. Zaten açlık sınırı demene gerek yok. Şimdi bakıyoruz, demek ki yani bir aile çoluğuyla çocuğuyla böyle rahat yaşayabilmesi için 20 bin lira, 23 bin lira, 25 bin lira gibi bir geliri olması lazım. Peki o zaman ne yapması lazım bu bizi yönetmeye talip olan partilerin ne yapması lazım? Şunu demesi lazım. Demesi lazım ki ben uygulayacağım ekonomik modelle beraber şu 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 kaynaklarla beraber vatandaşımın bu hayat standardını yükselteceğim. Mesela işte bakıyorsun bugün bütün bu Türkiye'nin tek ve esas problemi, temel problemi ekonomik problemler olmasına rağmen gerek hükümet gerekse muhalefet bu konuyu pek konuşmuyor. Hemen bu konuyu es geçecek, işte efendim bir gece ansın gelebiliriz. Efendim işte ey efendime söyleyeyim Ermenistan, ey mülteci sorunu vesaire. Veya işte mülteci sorunu, Afganistan sorunu, işte ey Amerika, ey bilmem neyle beraber bakıyorsun gündemi değiştiriyoruz. Ha bunlar yok mu? Bu tür problemler yok. Elbette ki var ama bunlar zaten devletin hani kendi bürokratik ve duruşu içerisinde, sistemi içerisinde elbette ki o milli problemler çözülecektir. Zaten yani bir devlet ne için vardı? Bunun için vardı. Ama esasında hükümetlerin yapması gereken şey vatandaşının mutluluğunu sağlayabilmesidir. Şimdi mesela şu anda okullar açıldı. İlk orta lise açıldı. Öğrencilerimiz ve velileri ciddi problemler yaşıyorlar ekonomik olarak. Doğru mu? Doğru. Evet, maalesef. İşte ulaşımından, hani servis parasından, okul parasından, işte kitap, giyim, kuşam, bilmem ne, yeme içme, harçlık bilmem neydi. Bütün bunlar hep büyük bir problem. Bunları karşılayamıyor aileler. Şimdi mesela üniversitelerimiz açılacak. Birçoğu açıldı aslında. Evet. Efendim işte hani fiil olarak şeyden itibaren eğitim öğretim genelde hani Ekim'de başlıyor. Evet. Şimdi çocuklar mesela gidecekler okullarına. İşte çoğu hep kendi ailelerin bulunduğu illerden farklı yerlerde okumak zorunda kalacak. Burada kalma barınma problemleri var. Bunları sen görmezden gelemezsin. Değil mi? Yani ondan sonra mesela peki bir aileye bakıyorsun. Bugün mesela insanlar kira ödeyemez hale geldi. Elektrik parasını ödeyemez hale geldi. Efendim işte kış geliyor, doğalgazı ödeyemez hale geldi. Efendim kömür yakıyorsa onun zaten kömürün fiyatı aldı başını gidiyor. Onu karşılayamaz hale geldi. Bugünkü maaşlarla beraber bunlar karşılanamıyor. Peki buna bir çözümün var mı? Hemen mevzu değişiyor. İşte bakın bundan dolayı elinde bir çıkış rotası olan veya bir modeli olan tek bir partiyi görüyoruz. O da Bağımsız Türkiye Partisi ve onun genel başkanı Sayın Hüseyin Baş ve Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın yetiştirdiği kadrolar onunla birlikte aynı şekilde Türkiye'ye bir çözüm ortaya koyuyor ve bunun için de milletimizin esas problemi olan ekonominin gündemden çıkarılmaması için mevzu ekonomi diye bir paneller, açık oturumlar serisi başlattı biliyorsunuz. Evet. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş Bey. İşte geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin birçok ilinde bunlar yapıldı. Bir tanesi de Trabzon'da yaptık. Çok da güzel, görkemli oldu. Şimdi hemen bu Eylül ayı itibariyle tekrar başladı bu programlar. Şimdi mesela işte bu Ekim'in ikisinde Malatya'da var. Önümüzdeki programları söylüyorum. Yani geçmişleri, önümüzdekileri söylüyorum. Ondan sonra 15 Ekim'de Ordu'da var. İşte 30 Ekim'de İstanbul'da var. Bütün bunlardaki tek amacı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in ve onun kadrolarının tek amacı milletimizin esas problemi olan bu ekonomik çöküşün gündemde tutulması ve bundan nasıl çıkılacağının da yolunu göstermiş. Şimdi adam düşmüş bir çukura. Millet çukura düşmüş. Herkes bakıyor böyle, aa işte şöyle yapıyor, nasıl kurtaracağız falan diye konuşulurken orada bir fiiliyat yapan tek bir hareketi görüyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi kadrolarını görüyoruz. Onun genel başkanı Sayın Hüseyin Baş'ı görüyoruz. Niye o yapabiliyor bu hareketi? Çünkü elinde dünyanın kabul ettiği efendim bir ekonomik model olarak şu milli ekonomi modeli var. Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın
yazdığı, ortaya koyduğu, dünyada uygulanan, efendime söyleyeyim, ve uygulandığı ülkelerde de ekonomik problemleri ortadan kaldırmış olan, milletin ve devletin refahını ispatlamasına da sebep olan bu milli ekonomi. Esasında bunu Profesör Doktor Haydarbaş hocamız kendi milleti için yazdı. Ama tabii uluslararası bir mantıkla yazıldığı için bunu hangi ülke kendi ülkesinde uygularsa onun milli ekonomi modeli olur bu. İşte bunun, bu işte o çukura düşmüş milletimizin de kurtuluşunun adresi ve reçetesi bundadır. Ve bunu tatbik edecek olan parti Bağımsız Türkiye Partisi'dir ve onun genel başkanı Hüseyin Başbey ve onunla beraber olan kadrolar. Dolayısıyla işte biz hani şu anda mesela ülkemizde önümüzde bir seçim şeyi içerisindeyiz, atmosferi içerisindeyiz ve biz buna girdik. İşte en geç işte Haziran ayı içerisinde, evet, zaten seçimler olacak. İşte erken olur, geç olur, hiç önemli değil. Bu atmosfer içerisindeyiz. Tabii ülkemizde vatandaşlar hep bir bakıyor, bir çıkış yolu aramaya çalışıyor. Beri tarafta işte muhalefete bakıyorsun. Evet, işte AK Partisi bir icraatlar yapıyor, insanlar bundan memnun değil. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği şey, işte hatta en son yaptığı konuşmalarda helikopterle geçerken işte Orhan Gazi, Osman Gazi köprülerinin vızır vızır işlediğini, otoyolların dolu olduğunu, havaalanlarının dolu olduğunu, insanların çok mutlu olduğunu, ey gençler diye hitap ediyor, işte hani işte sizde işte seçme ve seçilme yaşını işte 30'lardan 24'lere, ondan da 18'lere biz indirdik falan diyor. Yani bir şeyler diyor ama bakıyorsun ki o dediği şeyler de yani Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten yanlış bilgilendiriliyor. Halbuki yani artık kendisinin de o etrafındaki o danışmanlarına, ya siz bu yalan yanlış bilgileri niye benim önüme koyuyorsunuz kardeşim? En son 30 sene önce 18 yaşına indirilmişti bu seçmen yaşı da. Niye benim önüme bunu biz yaptık diye koyuyorsunuz? Havaalanları, dünyada havaalanları kapatılmış. Hangi havaalanları kapatılmış? Bunlar benim önüme koyuyorsunuz. Ben de size güveniyorum. Buradan okuyorum. Milletime karşı da rezil rüsva oluyorum diyordur demesi lazım Sayın Cumhurbaşkanımızın. Bakıyorsun mesela hangi havaalanı kapanmış? Yani bugün mesela bizim işte hani savaş olan Rusya ile savaşı olan Ukrayna ve işte şu anda hani seferberlik ilan eden Rusya'nın havaalanlarından orada dolu dolu uçaklar bu taraflara kaçıyor, başka yerlere kaçıyor. Demek ki havaalanları çalışıyor bunların. Yani Frankfurt havaalanı mı kapandı veya İngiltere'deki havaalanlar mı kapandı veya Paris'teki veya dünyanın hani o saymadığın ülkelerin hepsinde havaalanları açık. Yani şunu demek istiyor, çok ekonomik krizler var her tarafta. Bir tek bizim ülkemiz çok müreffeh, insanlarımız araçlarına biniyor, gidiyor, geliyor, yiyor, içiyor. Yani burada bakın, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in bir konuşması da çok enteresan bir şey demişti. Dedi ki, ya 80 küsür milyonluk bir ülkemiz var. Doğru mu? Doğru. Evet. Bunun elbette ki hepsi fakir fukara değil. Yani bu 80 milyonun içerisinde %11 kesim, yani %10'luk bir kesim zengin, müreffeh ve refah seviyesi yüksek. Parayı iyi kontrol ediyor bunlar. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bu %10 da yaklaşık 8 küsür milyon, yani 10 milyona yakın bir insana tekabül ediyor. Bugün dünyada birçok ülkenin nüfusu bu kadar yok zaten. Yani komşumuz Yunanistan'ın nüfusundan fazla bir nüfus. Yani müsaade et de 80 küsür milyonluk ülkede işte 10 milyonluk bir insanın zaten onların hareketliliği o AVM'leri doldurur. Onlar da çünkü o kadar para var ki adamlar mesela bir kesim hiç düşünmeden her türlü lüksü yaşıyor. Ama bir kesim de var ki mesela öğrenci şunu düşünüyor. Sabah kahvaltısını biraz geç yapsam, öğle civarında, hatta öğleyi biraz geç yaparsam böylece o günü işte tek öğünle atlatabilirim. Şimdi bunu düşünen bir öğrencinin kendi bulunduğu okulda başarılı olması ne kadar mümkün olabilir? Maalesef mümkün olmuyor işte. Olmuyor. Peki işte hani bir baba evine bir ihtiyaç göreceği zaman,
evine bir ihtiyaç göreceği zaman. İşte her zaman aldığı şeyleri, işte meyveydi, sebzeydi veya diğer ihtiyaç maddelerini. İşte ben bunları ne kadar kısıtlayabilirim? Bir kilo alıyorsam yarım kilo, 250 gram, efendim söyleyeyim daha az veya tane tane, salatalığı iki tane, domatesi bir tane. Nasıl alırımın hesabını yapıyorsa ve işte bakkallara gittiği zaman işte geçen sene 1.000 lira olan, 1.000 lira olan veya 1 lira olan salatalığın bu sene 20 lira, 27 lira, 17 lira olduğunu gördüğü zaman bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu vatandaş mı? Mesela diyor bize hükümetimiz ne diyor mesela şu anda? Ne diyorlar? Bunu çözeceğiz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ben diyor bana güvenin ben ekonomistim. Bunu çözeceğiz ama şöyle bir Şubat Mart geçsin. Geçen sene de aynısını söyledin. Ondan önce de aynısını söyledin. Sayın Nebati de aynısı. Bize güvenin merak etmeyin 6 ay sonra bak neler olacak dedi. Evet gördük. Hani o döviz fırladı gitti 18 liralara. Sonra işte bir müdahalelerle beraber 12 liralara düşündü. Ondan sonra gene 6 ay sonra baktık 18'i geçti. Evet doğru. Yani Sayın Nebati yani neler olduğunu gördük. Yani halkın yaşamında ki o şeyler rahat yaşaması için gerekli olan çıkış yollarını maalesef hükümet bizi hükümet edenler daha doğrusu AK Partisi ortaya koyamıyor. Evet. Yani ortaya koyamıyor. Dolayısıyla burada bir kesimde para varken ülkede bir kesimin de parası yok. Yine Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbey'in dediği gibi bizim ülkemizde pahalılık yok. Bizim ülkemizde parasızlık, bizim paramız yok. Yani bu mesela işte hani Bulgar, Yunan, işte Trakya'dan Edirne'ye falan gelip efendim alışveriş yapınca ona mesela Türkiye ucuz. Bana niye pahalı? Afganlıya ucuz. Suriyeliye ucuz. Çünkü onlar dışarıdan yani Avrupa fonlarından falan direkt para alıyorlar. Ceplerinde paraları var. Adam mesela diyelim bir 750 dolar alsa senin paranla beraber efendim 10-15 bin lira para ediyor. Yani sen evet. Hiç sadece bir yerin aldığı para bu. Bir öteden beriden falan derken senden çok daha iyi yaşıyor adam. Ama bizim vatan, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu para yok. Böyle bir şey kabul edilemez. İşte biz bunu kabul etmediğimiz için Bağımsız Türkiye Partisi bir şeyler söylüyor. Diyor ki her Türk vatandaşına vatandaşlık maaşı verilecek. Her ev hanımına ev hanım maaşı verilecek. Asgari ücret en az efendimizin 15 bin lira 20 bin lira olacak. Ondan sonra paraya ulaşım çok daha kolay olacak. İş yapmak isteyenlere, sanayiciye, esnafa ve tarım kesimine sıfır faizli uzun vadeli krediler verilecek. Ya bütün bunlar güzel konuşuyorsun da bunların kaynağı nerede? Türkiye'de bu kaynak var. Bu kaynaklar var. Bir, ihtiyacımız olan bu kaynağı, bu paraya ulaşmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı bir şey var. Yani bunlar dünyada, bunu Amerika mesela şu anda senyoraj hakkını kullanarak efendim neredeyse %100'ün üzerine bütün dünya yani kendi tarlası, arka bahçesi gördüğü için senin milli gelirine karşılık olan parayı da basıp bize gönderiyorsa biz niye bunu yapmayalım? Bu noktada bu kaynak meselesini şöyle de bir örnek verebiliriz aslında. Haydar Başbey asgari ücretin işte 1200-1300 veya 1500 lira olduğu zamanlar asgari ücreti ben 5000 Türk lirası yapacağım dediğinde ona demişlerdi ki işte senin kaynağın nerede? Sen bu parayı nasıl vereceksin? Bugün gelinen noktada asgari ücret 5500 lira oldu. Hatta işte belki yılbaşında 6-7 bin lira olacak. Belki 8 bin lira olacak. Neyse. Yani aslında asgari ücretin bu noktalara, bu miktarlara çıkabileceğini biz gördük. Bu kaynağın işte olduğunu aslında en bariz bir şekilde bu ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra işte mesela sürekli biliyorsunuz hatta bu ak troller de çıkıp söylüyorlardı işte 2019'da 2020'de doğalgaz bedava olacak. Bak işte Abdülhamit şunu buldu, Fatih gemisi bunu buldu. Ne bileyim doğalgaz müjde, petrol müjdesi sürekli verilirken Haydar Başbey aslında hatta siz daha iyi bilirsiniz. 2000'li yılların başından itibaren diyordu ki bizim ülkemizde şu kadar petrol var, şu kadar doğalgaz var, bu kadar altın var.
ne bileyim Gümüşhane'den Artvin'e kadar altın var. İşte 3 katrilyon dolarlık bizim maden rezervimizde evet. Tespit edilmiş bu. Yani senin esasında bizim mesela bütün bunlar yeraltı zenginliklerimiz bizim mevcut. 3 katrilyon dolar ne demek biliyor musun? Profesör Doktor Haydar Başcan'ın anlatımıyla şu bütün Türkiye'yi bir kasa yapsak etrafını belli bir yükseklikte içini dolduracak kadar bir servettir. Yani aynen bizim öyle. Bize ve bizden sonraki nesillere evet kıyamete kadar yetecek olan bir şeydir, zenginliktir bu. Ki bu ham halde öyle madenler var ki işlendiği zaman %100, %200, %1000 ve daha fazla değer kazanan madenler var. Ama ya nasıl bir mantık ki? Bu madenler evet. Bizi yönetenler tarafından çıkarılan kanunlarla beraber yabancıların çok 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 rahat bir şekilde işletimine ve onlara peşkeş çekilecek tarzda bir efendim mantıkla beraber onların onlara hibe ediliyor. Onlara veriliyor. Ya bugün mesela çıkarılan AK Parti dönemindeki maden yasasına bakıyorsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk döneminde köylerden efendime söyleyeyim asla araç satılamaz efendime söyleyeyim hani köy yasası ondan sonra maden yasasına bakıyorsun. Mesela yabancı ülkeler bir kere burada çok zor çıkarabilir. Eğer çıkarırsa da bir sürü şartlar ortaya koyuyor. Yani ülkenin menfaatine yönelik şeyler. Atatürk aslında madenleri millileştiriyor. Millileştirdi tabii. Hepsini zaten millileştirdi evet. De. Yani bütün bunlar ama sen geliyorsun çıkardığın kanunla beraber yabancı ülkelerin efendimizin global bu sermaye sahibi büyük şirketlerin bu madenleri bizim elimizden alıp kendileri çıkarıyorlar ve biz işte bağımsız Türkiye Pas diyor kardeşim ben bu madenleri bir tespitini yaptıracağım. Ondan sonra işte atıyorum Doğu Karadeniz'de benim şu kadar milyon TL'lik bir maden rezervim var. Buna karşılık bunu hazineye sunacağız ve Merkez Bankası da buna karşılık para basacak. Ve böyle karşılıksız olmayan bir parayı o karşılıkla beraber bu sefer bu parayı elde ettiğimiz zaman senyoracımızı biz karşılıklı bir şekilde geliştirmiş olacağız. Ve ev hanım maaşını, vatandaşlık maaşını sunacağız. Asgari ücreti şerefiyle yaşayacağımız bir seviyeye getireceğiz. Böylece harcayan kesim, tüketen kesim olan emekli, işçi, memur, esnaf, ev hanımı ve öğrenci kesiminin cebinde para olduğu için bunlar da çok rahatlıkla harcayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları mutlu olacaklar, huzurlu olacaklar. Onun bunun kölesi, ona oy verdikleri insana hani boyun büken insanlar değil de bu milletin şerefli bir vatandaşı olarak hayatını devam ettirecek. Atatürk'ün dediği gibi efendi olacak. Efendi yani. Olacak. Anne, baba çocuğunun isteklerini yerine getirmekte zorlanmayacak. Artı bugün Avrupalılar, Araplar veya diğer milletlerde insanlar her yıl rahatlıkla bir aylık tatile gidiyor da bizim vatandaşımız niye gidemesin? Yani bunlar bize uzak değil. Bunları gerçekleştirecek bir projenin sahibidir Bağımsız Türkiye Partisi. Ve o partinin genel başkanı Sayın Hüseyin Baş. Ve o partiyi oluşturan kadrolar. Dolayısıyla bugün genç, dinamik ve her türlü donanıma sahip Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'i bakıyoruz ki mesela sosyal medyadaki o kısa videolarla beraber bugün izlenme rekorları yani bir bakıyorsun bir videosu işte yüz binleri, milyonları geçiyor çok kısa bir zaman içerisinde. Ve gerçekten yapılan anketlerde de şunu görüyoruz ki milletimiz Bağımsız Türkiye Partisi'ne ve onun genel başkanına ciddi bir manada teveccüh etti. Ve o yüzde oranı belli bir seviyede hızlı bir şekilde artıyor. Niye? Çünkü Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş Bey'in ve o kadrolarını yetiştiren insan Profesör Doktor Haydar Baş Bey öyle bir sermaye bize bıraktı ki bütün dünyayı kurtarabilecek olan o sermaye bizim ülkemizde kurtaracak olan işte şu milli ekonomi modeli ve onun sosyal devlet açılımı. Bunu uygulayacak olan kadrolar belli. Bunu uygulayacak olan parti belli. Diğer partilere bakıyorsun. Gerek muhalefeti, gerek mesela muhalefetin tek bir hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nı oradan nasıl indirebiliriz?
Bugün mesela Türkiye'de kurulan Cumhurbaşkanlığı sisteminde esasında Sayın Cumhurbaşkanı başbakanken, efendim söyleyeyim, hani Türkiye'de Cumhurbaşkanı olmasına rağmen her seferinde milletimizden bir yetki istedi. Bana şunu verin, bak neler yapacağım ben. Bana şunu verin, işte şu kalmadı. En son dedi ki bana tek adamlığı vereceksiniz bana. Ve bunu da bu millet buna verdi. Hatta o dönemde hatırlayın, Sayın rahmetli Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş Bey o referandumda dedi ki bu demokratik krallığı getiren bir referandumdur. Dolayısıyla ben bunu kabul etmiyorum ve buna biz katılmamıştır. Yani ona sen mesela o referanduma karşı çıkan tek insandı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş Bey ve o kadroları ve bunun gerekçesini de ortaya koydu. Yani bugün mesela diyelim tek bir kişi için yapılan bir düzen bu, düzenleme. Dolayısıyla o kişi yani hani Allah sıhhat afiyet versin seçilemezse veya efendim mesela hani işte seçilemediği zaman o düzen de ortadan kalkmış olacak gibi geliyor. Ama öyle değil. Yani burada esas olan şey şudur. Halkın refahını, halkın mutluluğunu, halkın huzurunu sağlayacak politikalar üretemiyor ne iktidar partisi ne de muhalefeti. Kısır bir döngüde insanlar işte şey yapıyor, dönüyor. İşte birisi diyor ki biz Erdoğan'ı aşağı indireceğiz ve ona hesap soracağız. Öbürü de diyor ki ben refahı en güzel şekilde sağladım. Efendim huzur var, mutluluk var, efendim söyleyeyim arabalar vızır vızır işliyor, insanlar yiyor, içiyor, huzur içerisinde, hiçbir geçim problemi yok, çiftçimiz memnun, esnafımız memnun, sanayicimiz memnun. Dolayısıyla bu memnuniyet içerisinde ülkemizde hiçbir problem yok gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Ve bunu da az önce dediğim gibi maalesef yaptığı konuşmalarda bakıyorsun Sayın Cumhurbaşkanı öyle büyük gaflar yapıyor ki yani millet de onu alkışlıyor. Ve ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki insanlar tarafından yani en hafifiyle yanıltıldığına inanıyorum ya. Yani çünkü olmayan şeyler söyleniyor. İşte bilmem yani neredeyse Ankara'da ilk havalanı biz açtık. Malatya'da biz açtık. Efendim yani ilk üniversiteyi biz yaptık. Ya böyle bir şey yok. Ya bunlar yani hani derler ya kargalar güler bu şeye diye. Ama bunun etrafında Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafında koca koca adamlar var. Yani bunlar bunu nasıl buna önüne koyuyorlar efendime söyleyeyim. Yani o tabii prompter orada aktığı için bir yandan Sayın Cumhurbaşkanı da güveniyor etrafındakilere. Bakıyor oradan okuyor. Yani böyle diyelim biz gene. Ama ciddi bir problem var. Nedir o? Vatandaşımız alım gücü tamamen ortadan kalkmış. Geçim sıkıntısı artık bıçak kemiğe dayandı değil de daha da ötesine geçti. Kemiği artık kesme noktasında kadar gelmiş. Dolayısıyla bir çözüm yok. Ne muhalefetinde ne de iktidarda. Ancak beni seçin bak ben ne yapacağım. Ya ne yaptık? Hani aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Savunduğun sistem de ortada. Ama bugün işte yine hani 25 Eylül'de 21 yılını dolduran ve Türkiye'de seçime girme hakkını elde etmiş. Bunu yıllardan beri bütün teşkilatlarıyla beraber sağlayan Bağımsız Türkiye Partisi'ne bakıyoruz ki o tamamen farklı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin, ev hanımının, emeklisinin, işçisinin, memurunun, esnafının, sanayicisinin, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanımızın huzurlu bir şekilde emeğinin karşılığını alabileceği bir ekonomik sistem ortaya koyuyor. Bir ekonomik model ortaya koyuyor. Bir ekonomik çıkış ortaya koyuyor. Bunu başka diyen yok. Bunu tek diyen parti Bağımsız Türkiye Partisi ve onun genel başkanı Sayın Hüseyin Baş. O zaman bizim önümüzde nedir çözüm olarak baktığımızda? Hani değerlerimizi korumak adına
milli varlığımızı korumak adına, milli bekamızı devam ettirmek adına, efendim buradaki insan gücümüzün, beyin gücümüzün yurt dışına göçünü önlemek adına ve insanımızın mesela en son işte dün hani şeyde İstanbul'da Bağcılar'da efendim bir genç bir insan kullandığı şeyle beraber uyuşturucuyla beraber maalesef hani anmak da istemiyorum ama insan annesinin başını kesiyor. Bu hale gelmiş bu millet. Millet bu hale getirilmiş. Bütün bunları bu hallerden kurtulmanın yolu ekonomik refahı sağlamak. Yani bunu sağladığımız zaman bizim kültür olarak da kültür varlığımız, efendim kültür kimliğimiz, manevi kimliğimiz efendim ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yürüyerek en ileri bir seviyede vatandaşlarımızın huzurunu sağlayabilmek ancak ve ancak işte bu Bağımsız Türkiye Partisi'nin ortaya koyacağı milli ekonomi modeli olur diyorum. Onun için de burada ben işte bu önümüzdeki günlerde de yani yapılacak olan bu mevzu ekonomi programlarında Sayın Genel Başkan Hüseyin Başbey katılacak bu programlara. Bunların halkımız tarafından çok iyi takip edilmesini ve o hangi ilde yapılacaksa o ildeki vatandaşların da gidip bu programlara çok coşkulu bir şekilde katılmasını ve Hüseyin Başbey ile beraber olmasını, onun anlatımlarını dinlemesini ben şahsen buradan halkımıza duyuruyorum. Ve son olarak şunu söylüyorum. Eğer içinde bulunduğumuz bu ekonomik krizden kurtulmak istiyorsak, müreffeh bir hayat yaşamak istiyorsak, kültürümüzü, maneviyatımızı ve milli bekamızı devam ettirmek istiyorsak ve bunu en üst seviyede yaşamak istiyorsak bunun tek yolu var. Kapitalizmi efendim tarihin çöpünü atacak olan, atmış olan milli ekonomi modelin ülkemizde uygulanmasıdır. Bunu da uygulayacak olan tek ve biricik kadro var. O da Bağımsız Türkiye Partisi ve onun Genel Başkanı Hüseyin Başbey'dir. Bununla beraber eğer olursak biz bu huzuru yakalarız diyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sizi bu hafta tabii ki bu konularla alakalı çok donanımlı ve biraz da dolu olduğunuz için fazlaca konuşturmuş olduk. Ağzınıza sağlık. Efendim bu hafta Bağımsız Türkiye Partisi'nin kuruluş yıl dönümü olduğu için bundan bahsetmeye çalıştık ve tabii ki işte ülkemizin en büyük sorunu olan ekonomi gündemiyle alakalı da çok ciddi değerlendirmelerde bulunmuş olduk. Bu konuyla alakalı söylediklerimiz belki işte kulağınıza su kaçırır diyoruz. Bu haftalık da değerlerimiz programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak dileğiyle esen kalın diyorum.